Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Melis Fis. Bugün tükürdüm mü? Bir süredir video paylaşamıyordum. Yaklaşık bir hafta oldu sanırım. Kusura bakmayın. Çünkü daha önce de söylediğim gibi lise son olduğum için dershanem başladı ve ders çalışmak zorundayım. O yüzden birazcık daha arka plana atıyorum yani YouTube'u ve sosyal medyayı ama elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım bundan sonra. Bugün hem benim için birazcık daha kolay olsun diye hem de siz de bir süredir istiyordunuz zaten. Telefonumda ne var videosu çekeceğim sizlerle. Ekran görüntüsünü şuraya koyacağım. Dolayısıyla biraz şu tarafa kaymam lazım. Evet, hadi başlayalım. Evet, bu benim ana ekranım arkadaşlar. Zaten iki sayfa var, aynen. Önce nereden başlayalım? Zaten klasik uygulamalar var biliyorsunuz. Kamera, mail, fotoğraflar, notlar, mesajlar falan filan. Ama biraz özel olanları gösterebilirim size. Çünkü neden göstermeyeyim? Eğlenceli olur. Fotoğraflar, yani çok göstermeyeyim yine, çok saçma şeyler var ama fotoğraflar böyle. Birkaç tane şey var işte. Bölümü ayrılmış. Zaten çoğunu bildiğiniz fotoğraflar ama mesela şunun gibi turşu yerkenki vahşi fotoğraflarımı size paylaşmak istemiyorum pek. Ama buradan zaten gördüğünüz gibi yemek yerken pek güzel olmuyorum. Her neyse böyle bakalım birkaç tane şey var işte. Ders notları var. Bayağı tahtalar filan. Ondan sonra saçma sapan fotoğraflar. Yemek fotoğrafları, Tuğba'nın videoları. Bilmiyorum işte bir şeyler. Ders şeyleri. Ondan sonra Deniz'le fotoğraflar. Deniz'le fotoğraflar. Alper'in konseri. Böyle böyle gidiyor. Mesela burada ne var? Bu da şey, makyajsız ve makyajlı halimi çekmiştim. Böyle yan yana koyuyorum. Değişimi görmek için. Neyse öyle öyle saçma sapan arkadaşlar. Benim gerçekten yani bunları size tek tek göstermek isterim. Ama bakayım yaklaşık 6393 tane fotoğrafım olduğu için hepsini size göstermem çok zor olacak. Ama genel olarak fotoğraf galerimde şöyle şeyler oluyor. En çok yer kaplayan şeyler. Bir yerde mesela fotoğraf çekiyoruz. Anneme çektiriyorum mesela. 50 tane ondan mesela. Bakın örnek göstereceğim. Gerçi siliyorum onları ya bayağıdır. Ha mesela bu. Bunda annem yok ama. Burada arkadaşlarımla bir geziye gidiyoruz ve bakar mısınız kaç tane gidiyor, 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 gidiyor. Yani böyle bir sürü saçma sapan bunları silmiyorum. Daha sonra daha yukarılara çıkıyoruz. Au, ne var? Bilmiyorum biraz ilginç şeyler işte Amerika'daki şeyler var. Ondan sonra bilmiyorum ya bakar mısınız yani çok fazla fotoğraf var. Öyle buradan çıkıyoruz. Burada notlar var. Ne var en son? Akıl oyunları film yazmışım. Instagram takipçi. Burada da biraz ruh hastası gibi ama takipçilerim not alıyorum ki hani artış hızını görebileyim diye. Birazcık Başak Burcu muyum neyim sanki. Neyse almam gereken yayın şeyleri. Sonra YouTube abonelerini aynı şekilde yazıyorum. İnternet şifresi. Öyle oda tur. Bu da şey için belki çekeceğim şeyler. YouTube için çekeceğim video fikirleri. Ben genelde notları hatırlatmak için kullanıyorum kendimi hani şey olarak. Mesela dışarı çıkacağım. İşte birkaç tane böyle şey yapıyorum. Tık tık tık. Ne denir onlara? Ya böyle tik 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 yaptığın şeylerden yapıyorum işte her neyse. İşte telefon şarjı, cüzdan, bikini falan bir şeyler yapmışım yazın. Neyse böyle böyle. Bunu da çok uzatmayayım. Daha sonra mesajlar, ayarlar, FaceTime. Zaten bunları bilmeniz yoktur. İstiyorsanız direkt şu en alttaki önemli şeylere geleyim. Orada bilerek en çok kullandığım 4 tane uygulamayı koydum. Azıcık acil olanlar benim için söyleyeyim. Arama zaten Spotify. Spotify'da zaten çoğunuz kullanıyorsunuzdur. Kullanmıyorsanız da kesinlikle tavsiye ederim yani. Hani iMusic'i de kullanıyor olabilirsiniz ama ben ilk baştan beri Spotify kullandığım için buna çok alıştım. Böyle bir sürü playlistim falan var. Takip edebilirsiniz Melis Fis ismi. Her neyse yanında Snapchat'i görüyoruz tabii ki. Snapchat'e eskiden daha çok giriyordum aslında. Oh. Hi. Merhaba. Merhaba. Daha sonra burada streak yaptığım arkadaşlarım var. Bayağı bir kişiyle yapıyorum. Hatta gelin sizlerin önünde bir streak pozu atalım. Işık da güzel hazır. Şimdi bütün streak yaptığımız arkadaşlarımıza gönderelim bunları. Bitti.
Şimdi herkese attık. Daha sonra Snapchat'ten çıkıyoruz. Yanında WhatsApp var. WhatsApp'ta en son Deniz mesaj atmış. Güzel at. Her neyse işte annem, Ecem, Tuğba, bizim grubumuz, babam. Yine bir grup. Böyle birkaç grup işte birileriyle mesaj açmalarım işte. Her neyse WhatsApp'tan çıkıyoruz. Birkaç tane klasör oluşturmuştum. Sosyal, editing stuff, extras ve gitar diye. Şu gitarı sileyim hatta, çok gereksiz. O biraz gereksiz bir klasördü. Neyse sosyal, işte fotoğraflarımı editlediğim şeyler ve gereksiz olan şeyler. Sağda da geçince en son indirdiğim şeylere geliyoruz. Hemen kısaca bir sosyali göstereyim. Instagram, YouTube, Facebook zaten bildiğiniz şeyler. TikTok, Pinterest, Twitter. Bunları da kısaca bir gösterebilirim size. Instagram'ı sen hala takip etmiyorsanız ismim Melisfis, oradan takip ederseniz süper olur gençler. Oo, Deniz fotoğraf atmış. O zaman hemen yorum yapalım. Ne diyelim? Tamam, buldum. Instagram eridi. Ateş. Instagram eridi. Bu bizim ana sayfamız. Böyle bakıyoruz. Ondan sonra mesajlar. Daha sonra benim hesabım. Böyle işte hesabımı takip edebilirsiniz. Melisfis. Yo ye. Instagram, DM'ler, istekler, vs. Alttan siliyoruz. YouTube zaten girmeme bile gerek yok. Pinterest çok güzel bir uygulama. Zaten bilmeniz yoktur muhtemelen ama gerçekten benim çok sevdiğim bir uygulama. Ben böyle almak istediğim fikirleri genelde oda için oluyor bu fikirler ama hep buradan alıyorum. Çünkü gerçekten çok tatlı fotoğraflar oluyor ve çok güzel yaratıcı şeyler oluyor. Şurada görmediğiniz duvarımı süslemek istiyorum şimdi birkaç tablo bir şeyle. Daha sonra ev turu yapacağım bu arada. Her neyse. Mesela böyle işte fikirler falan bakabilirsiniz buradan ya da bir saç şekli olsun bir şeyler bakabilirsiniz. Yani Pinterest çok tatlı bir yer onun için, çok güzel bir yer. Daha sonra Tumblr, Netflix. Burada sanırım en az kullandığım şey Tumblr. Tumblr'a pek girmiyorum. Twitter'a da girmiyorum. Yani aslında bu sosyal şey, yanında da Skype, Wattpad ve Blind ID diye bir uygulama var. Belki onu bilmiyorsunuzdur. Çünkü diğerleri çok bilinen uygulamalar ama Blind ID de şöyle bir uygulama. Giriyorsunuz, rastgele biriyle konuşuyorsunuz. Hatta şu an yapabilirim istiyorsanız bir kişi. Yani böyle bekliyorsunuz, birisi sizi arıyor. Yani sürekli her gün kullandığım bir uygulama değil tabii ki ama böyle arkadaşlarına falan buluşunca eğlenceli oluyor yani. Böyle tanımadığınız rastgele insanlarla sohbet etmek. Şimdi birinin aramasını bekliyoruz. Evet, biri şu an aramıyor. Arıyor. Açıyoruz. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba, naber? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Şu an bu arada YouTube videosundasın, o yüzden ne söylemek istersin? Allah aşkına, ünlü mü oldum? Evet, ünlü, artık ünlüsün. Teyzeme buradan selam gönderiyorum. Enişteme, halama çok selamlar. Hangi kanal? Tamam hadi, kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalın adı ne? Söylemem. Neyse, böyle saçma bir uygulama. Fotoğraf uygulamaları var. Sırf bunun için de istiyorsanız daha sonra bir video çekebilirim. Hani nasıl editleniyor gibisinden. Çünkü şu an hepsine tek tek girersem çok uzun sürer. Bu yüzden sadece böyle bir genel anlatabilirim. İlk uygulamamız Visco. Zaten herkeste olan şey. Fotoğraf filtrelerini oradan yapıyorum. Snapseed. Çok önerdiğim bir uygulama. Çünkü o kadar güzel ışık düzenliyor ki. Yani iğrenç, hani şey olur ya, hani çok güzelsinizdir, tamam mı? Kıyafetiniz, her şey çok güzeldir, ortam çok güzeldir. Sonra atıyorum ailenizden birine verirsiniz telefonu, çeker sizi ve iğrenç çıkar. Işık iğrençtir. Arkanıza alınmıştır o ışık, kötüdür. Sonra üzülürsünüz falan filan. Böyle şeyler asla gerek yok. Çünkü Snapseed uygulamasıyla bütün bu sorunlar ortadan kalkıyor. Şu an çok reklam yapıyor gibi oldu ama reklam yapmıyorum. Reklam yapıyorum ama para almıyorum. Ben niye sürekli bu konuyu açıyorum? Her neyse. Kısacası ışık uygulaması. Şu Superimpose nasıl okunuyor bilmiyorum. Superimpose mudur nedir? Bu biraz böyle bir kesip biçme uygulaması. Hepsini daha sonra söylediğim gibi tanıtabilirim daha detaylı bir şekilde. Pitu neydi? Pitu sanırım bir Kore uygulaması. Biraz böyle yüzdeki şeyleri falan filan şey yapıyor. Yani biraz yüzle ilgili sadece. PicsArt, Fonto falan filan. Fonto yazı ekliyor. Moldiv kolaj yapıyor. iMovie edit yapıyor. InShot video ve fotoğrafların yanına böyle beyaz şeyler koyuyor. Facetune yüzle ilgili. Enlight paralıydı ve sanırım gereksiz para verdiğim saçma uygulamalardan bir tanesi. VideoStar, bunu silebilirim. Neyse kalsın. Şu Huji denilen uygulama çok güzel. Zaten muhtemelen biliyorsunuzdur.
Bu uygulamada da çok güzel fotoğraflar çekiliyor aslında. Ama kötü olan şeyi galeriden çekemiyorsunuz. Yani galerideki bir fotoğrafı alamıyorsunuz. O an çekmek zorundasınız. Ön kamera. İşte böyle yapıyor. Böyle tatlı bir efekt ekliyor. Yanına tarih ekliyor. Böyle güzel bir uygulama bu da. Ekstra kısmı zaten burası en önemlisi. İşte ses kaydı olsun, hesap makinesi olsun, işte ne bileyim radyoları falan buraya koyuyorum. Böyle video indirme, kelime avı falan çok fazla kullanmadığım uygulamalar kısacası ekstrada duruyor. Son sayfaya geçtiğimiz zaman da burada en son yüklediğim ve muhtemelen bir süre sonra silinecek uygulamalar. Çünkü bir yere koymadığıma göre. Aslında yok, birkaç tanesi önemli. Fun Run diye bir oyun var mesela, oyun yüklemişim. Sosyal Virus kıyafet şey zaten. Biletix var. Bilet muhabbetleri. Ondan sonra şu YouTube stüdyo önemli aslında. Onu öbür tarafa götürebilirim Social'a. Neyse, böyle bir şeyler var. Kısacası bu. Böyle yani genel olarak bunlar var. Zaten her şeyi gösterdim aşağı yukarı. Klasik bir insan telefonda olan şeyler. Sosyal medya uygulamaları, fotoğraf uygulamaları. Bilmiyorum, ekstra çok bir şey yapmadım. Ama şu an çok içimden geldi. Denize fotoğraf atmak istiyorum şu an. Telefonumda ne var? Artık sen de ünlüsün. Hadi iyisin. evet. Telefonumda ne var videom bu kadardı. Zaten aşağı yukarı gösterdim her şeyi de. Daha detaylı bir video istiyorsanız. Daha detaylı ne yapabilirim, zaten her şeyi gösterdim. Yani turş yerkenki fotoğrafımı bile gösterdim. Bu tarz videolardan daha çok görmek isterseniz... Ama yeter artık ya. Bu tarz videolardan daha çok görmek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kanalıma. Aynı zamanda da video fikirleri varsa aklınızda yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ya! Rahatsız mısın? Üzgünüm Miro. Gerçekten bilmiyorum. Ya bazen böyle konuşuyorum, tamam mı? Derste falan da oluyor. Siri anlıyor bu beni. Böyle merhaba falan diye çıkıyor böyle. Diyorum hasta ya. Hey Siri. Beni seviyor musun? Bilemiyorum ama bence harika birisin.